Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Haltaş TV Ana Haber'le karşınızdayız. Bugün de gündemin öne çıkan detaylarını ve başlıklarını sizlerle buluşturacağız diyelim efendim. Bültenimize geçelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aksas Tersanesi Komutanlığı açılış ve deniz platformları teslim töreninde konuştu. Piri Reis Denizaltı'nın hizmete alınacağını belirten Erdoğan, Hızır Reis'in 2025, Murat Reis'in de 2026 yılında hizmete gireceğini söyledi. Bugün hizmete giren TCG Piri Reis, 6 adet havadan bağımsız tahrik sistemine sahip denizaltılarımızın ilkidir. Piri Reis denizaltımızda şimdiye kadar 380'in üzerinde fabrika, liman ve seyir kabul testi başarıyla icra edildi. Reis sınıfı denizaltılarımız dünyadaki emsallerine kıyasla çok daha üstün özelliklerle donatılmaktadır. Ordu Valiliğinden sel uyarısı yapıldı. Valilikten yapılan duyuruda pazar sabah saatlerine kadar ilin doğusunda metrekareye 50 kilogram, batı bölümünde ise 100 kilogram yağış beklendiği bildirildi. Vatandaşların olası sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluk durumlarına karşı tedbirli olmaları istendi. Şimdi bir sonraki haberimizle devam ediyoruz sevgili izleyenler. Son dönemlerde yaşanan fındık hırsızlığı sebebiyle Ordu İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Müdürlük, dikkat, emeğiniz ziyan olmasın diyerek uyarı paylaştı. Yapılması gerekenleri ise tek tek anlattı. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü hasat sezonunda fındık hırsızlığına karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Fındık üreticilerine yönelik yapılan açıklamada son yıllarda artan hırsızlık olaylarına dikkat çekilerek çiftçilerin hasat dönemi boyunca ürünlerine sahip çıkmaları gerektiği vurgulandı. Yetkililer özellikle bahçelerde ve depolarda fındıkların çalınmasına karşı önlem alınması gerektiğini belirtti. Üreticilere mümkünse fındıklarını güvenlik kamerasıyla gözetim altına almaları, ürünlerini açık alanlarda uzun süre bırakmamaları ve mahallelerinde şüpheli bir durum fark ettiklerinde ivedilikle polis veya jandarmayla iletişime geçmeleri tavsiye edildi. Emniyet Müdürlüğü ayrıca mahalle muhtarları ve kolluk kuvvetleri işbirliğiyle devriye sayılarının artırılacağını ve potansiyel hırsızlık olaylarına karşı geniş çaplı güvenlik tedbirlerinin alınacağını duyurdu. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşları fındık hırsızlıklarına karşı daha dikkatli olmaya çağırırken bu tür olayların önlenmesi için kolluk kuvvetleriyle işbirliği içinde hareket edilmesi gerektiğini hatırlattı. Müdürlük paylaşımında şu ifadelere yer verdi. Dikkat! Emeğiniz ziyan olmasın. Fındığınızı kurutma aşamasında tenha ve gözden uzak yerlere sermeyiniz. Fındık çuvallandıktan sonra güvenli olmayan bina ve depolara bırakmayınız. Çuvallanan fındığı toplu halde tek yerde muhafaza etmeyiniz. İmkanınız varsa dağınık halde bulundurunuz. Depolarınızın içini ve dışını net bir şekilde gösteren güvenlik kameraları temin ediniz. Fındığınızın bulunduğu yerden kısa süreliğine bile olsa ayrılacağınızı kimseyle paylaşmayınız. Fındık hırsızlıklarına karşı önlem almak için tarlalarınızın ve ürünlerinizin güvenliğini sağlamak adına gerekli tedbirleri almayı unutmayınız. Şüpheli durumları ve kişileri vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirin. Unutmayalım, birlikte hareket ederek güvenliğimizi sağlayabiliriz. Ordu'da hafta sonu yağışlı hava etkili oldu. Yağmur üreticiyi durdurmadı. Orta kesimlerde fındık hasadı yağmura rağmen devam etti. Ordu'da orta kesimlerde fındık hasadı devam ediyor. Sahil kesimlerde üreticilerin büyük bölümü hasadını tamamlasa da orta kesimlerde bulunan bölümlerde üreticiler bahçede. Ordu'da iki gündür etkili olan yağışlarda üreticileri durdurmuyor. Yağmura rağmen hasat sürüyor. Ordu'da önümüzdeki hafta il genelinde yağışın devam etmesi bekleniyor. Yağışlı havayla birlikte orta ve yüksek kesimlerde bulunan üreticilerin hasadının uzayacağı tahmin ediliyor. Ordu'da fındık üreticilerine büyük zararlar veren kahverengi kokarcıya karşı feromon tuzaklar kullanılmaya başlandı. Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 600 feromon tuzağı bahçelerle buluşturdu.
Ordu'da tarım alanlarına zarar veren kahverengi kokarca böceğiyle mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Özellikle fındık üretiminde ciddi kayıplara yol açan bu zararlı tarım yetkililerini ve çiftçileri alarma geçirdi. Kahverengi kokarca Karadeniz bölgesinde özellikle fındık, meyve ve sebze üretiminde ciddi zararlar veren istilacı bir tür olarak biliniyor. Zararlı böcek bitkilerin yaprak, meyve ve saplarını emerek ürün kaybına neden oluyor. Yetkililer tarım ilaçlarının etkin şekilde kullanılması ve doğal düşmanların yaygınlaştırılması gibi yöntemlerle zararlıyla mücadele etmeye çalışıyor. Kahverengi kokarca böceğiyle mücadele kapsamında tarım ekipleri bölgedeki fındık bahçelerinde periyodik kontroller yaparak çiftçilere gerekli yönlendirmeleri sağlıyor. Tarım yetkilileri bu istilacı böcekle mücadelenin uzun vadeli bir süreç olduğunu ve üreticilerin sabırlı ve dikkatli olması gerektiğini ifade ediyor. Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kahverengi kokarcayla mücadelenin mekanik, biyolojik, kimyasal ve biyoteknik yöntemlerle Ordu İli genelinde devam ettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada kokarcanın yoğun olarak etkili olduğu bölgelere 600 adet feromon tuzak kurulduğu bildirildi. Yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ilimizde de fındık ve diğer tarımsal ürünlerimize zarar veren kahverengi kokarca zararlısına karşı tüm sektör paydaşlarımızla birlikte mücadele çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda bitkinin vejetatif dönemi ve zararlının yaşam evreleri dikkate alınarak mekanik, biyolojik, kimyasal ve biyoteknik yöntemlerle entegre mücadelenin tüm unsurları kullanılmaktadır. Bugüne kadar mekanik, kimyasal ve biyolojik mücadele çalışmaları gerçekleştirilmiş olup zararlının yoğun olarak görüldüğü alanlarda İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından temin edilen 600 adet feromon tuzak kahverengi kokarca yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde popülasyon yoğunluğunu azaltmak amacıyla kullanılmaya başlanmıştır. Üreticilerimiz ve sektör paydaşlarımızla birlikte tüm mücadele yöntemleri kullanılarak mücadeleye devam edilecektir. Ordu'nun Altınordu ilçesi Uzun İsa mahallesinde yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıkan bir ambulans virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Kazada can kaybı yaşanmazken 4 yaralının olduğu bildirildi. Fazla bir şey yok. Ordu'nun Altınordu ilçesi Uzun İsa mahallesinde Ulubey istikametine seyir halinde olan bir ambulans yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak bariyerlere çarptı ve ardından devrildi. Kazanın ihbarının ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada can kaybı yaşanmazken hemşire, şoför, hasta ve hasta yakını olmak üzere 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere sevk edildi. Yetkililer kazanın yağışlı hava koşulları sebebiyle meydana geldiğini belirterek sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kaza nedeniyle trafikte kısa süreli aksama yaşanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ordu'nun Çatalpınar ilçesine bağlı Göller Mahallesi Irmak Üstü bölgesinde bir orman yangını meydana geldi. Yangın kısa süre içinde itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Evet, geliyor, geliyor. Son günlerde ülkenin dört bir yanından gelen orman yangını haberlerine bir yenisi daha Ordu'dan eklendi. Ordu'nun Çatalpınar ilçesi Göller Mahallesi Irmak Üstü bölgesinde bir orman yangını çıktı. Küçük bir alanda etkili olan yangın hızla büyümeden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çapı 4 metre ve hala yayılıyor. Yangının çıkış nedeni hakkında henüz net bir bilgi bulunmazken yetkililer yangınla ilgili soruşturma başlattı. Yetkililer yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemelerin sürdüğünü belirtti. Orman yangınlarının artış gösterdiği bu dönemde vatandaşlara dikkatli olmaları ve yangın tehlikesine karşı duyarlı davranmaları konusunda uyarılarda bulunuluyor. Çatalpınar, Göller, Faslı arası
Yangın var. 112 aradık. Bekleniyor. Almanya'da yaşayan Sedat ve Sebanur Akyürek çifti memleketleri Ordu'daki hastaneye 1 milyon lira bağışta bulunarak akciğer kanserlerine yönelik erken tanı koyma özelliği bulunan cihaz alınmasını sağladı. Akyürek çifti 50 yıldır yaşadıkları Almanya'dan her yıl olduğu gibi memleketleri Ordu'ya geldi. Sağlık sorunları ortaya çıkan 68 yaşındaki emekli Sedat Akyürek, Ordu Eğitim Araştırma Hastanesi'ne müracaat etti. Akciğerinde sorun olduğu belirlenen Akyürek'e burada tedavi uygulandı. Hastaneye bağışta bulunmak isteyen Akyürek durumu 66 yaşındaki eşi Sebanur Akyürek'le istişare ettikten sonra hastane ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileriyle iletişime geçti. Görüşmeler sonucunda Akyürek çiftinin yaptığı 1 milyon liralık bağışla hastaneye akciğer kanseri ve kanamada hem tanı hem de tedavi için kullanılan bronkoskopi cihazı alınmasına karar verildi. Sağlık açısından bir yardımda bulunalım diye bir rahatsızlığım da bu konuda olduğu için bulunmak istedik. Başkanlarımızın da Özer Bey'in ve Ali Bey'in de yardımlarıyla bu makinayı almayı düşündük. Çok güzel bir iş yaptığımızı anlattılar arkadaşlarımız. Çok teşekkür ederim. Vatandaşlarımıza yardımcı olduğumuzu, erken teşhiste çok iyi olacağını düşündüğümüz için mutluyum. Devletimizi oluşturan milletimiz, yani halkımdan eğer kudreti olanlar varsa, yardımcı olurlarsa çok iyi olur. Halkımız da refaha kavuşmuş olur, sağlığına bir an önce kavuşmuş olur. Mülk Allah'ın, yardımcı olursak her şey Allah yardımından çok güzel olur. Akciğer dokusu olsa çok daha parlak, çok daha güzel bir görüntü olurdu. Şu an sadece kamera. İlgili kurumlarca temin edilen cihaz hastanenin endoskopi bronkoskopi bölümünde kullanılmaya başlandı. Eşimin rahatsızlığı oldu. Akciğerinde bir leke gördüler. Sonuçta iyi çıktı ama yani çok kafaya taktığı için biz de böyle bağışta bulunmak istedik. Yani ne yapabiliriz böyle bir şeyi düşünüyorduk. Güzel oldu yani ordumuza. Bu bağışı yaptığımız için mutluyuz yani. Ordu Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor Özerhan Özer örnek davranışlarından dolayı Akyürek çiftine teşekkür etti. Yaklaşık 1 milyonluk civarında bir cihaz bu piyasada. Sağ olsunlar kendiler karşıladılar onu. Şu an hastanemizde kuruldu, aktif bir şekilde kullanılıyor. Bu bronkoskopi cihazı akciğerleri görüntüleme yönelik hem tanı hem de tedavide kullandığımız bir cihaz. Gerek akciğer kanseri olsun, akciğerde soluk yollarındaki kanamalara müdahale olsun, onu aktif şekilde kullandığımız bir cihaz. Bu cihazı hem göğüs hastalıkları uzmanlarımız hem göğüs cerrahisi uzmanımız aktif bir şekilde kullanıyor. Şehir hastanesiyle beraber bu cihaza ultrason özelliği de inşallah kazandıracağız. Ultrason özelliği kazandırdığımızda da erken evrede akciğer kanserine tanısını koymada bizim elimizi güçlendirecek, hastalarımıza yerinde hizmet vermeyi sağlayacak. Şu an ultrason özellikli bronkoskopi için hastalarımız Ankara gibi büyük şehirlere, İstanbul gibi büyük şehirlere gitmek zorunda kalıyorlar. Biz burada yerinde onlara hizmet vermeyi sağlayacağız. Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Ali Yılmaz da hastaneye bu önemli cihazı kazandıran aileye teşekkür etti. Bakılan hasta sayısı, yapılan işlem sayısı artıyor. Konulan tanı sayısı artıyor. Bu akciğer kanserlerinin tanısı, takibi ve tedavisinde etkin bir cihaz. Faydalı olacak. Kendisine de tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Türk Standartları Enstitüsü ekmeğe yeni standartlar getirdi. Peki bundan sonra ekmekler nasıl satışa sunulacak? Detaylar haberimizde. TSE ekmeğe yeni standartlar getirdi. Türk Standartları Enstitüsü'nün getirdiği yeni düzenlemeye göre ambalajlı olanlar değil, fırınlarda satılan ekmeğin üzerinde fırının adı, nerede ve ne zaman üretildiği, kullanılan un, son kullanma tarihi yazılacak. Yeni standartlar getirilirken ekmeğin kabarması, iyi pişmesi ve yanmış olmaması zorunlu kılındı. Ekmeğe elle temas edilmemesi için ya kağıda sarılacak ya da poşete koyulacak. Sıcak satış yaptıklarını, ekmeği akşama kadar bekletmediklerini söyleyen fırıncılar, etiket düzenlemesinin de ekstra maliyet getireceğini belirtti.
Parklarda Hayat Var sloganıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan etkinliklerin ikincisi Ihlamur Vadisi'nde yapıldı. Konser, tiyatro gösterileri, çocuk oyunları ve ikramlarla vatandaşlar keyifli bir akşam geçirdi. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Parklarda Hayat Var programının ikinci durağı Ihlamur Vadisi Parkı oldu. Yoğun katılımın gerçekleştiği programda vatandaşlar stres atarak keyifli zaman geçirdi. Vatandaşlar konser, tiyatro gösterileri, çocuk oyunları ve lezzetli ikramlarla bir arada olmanın mutluluğunu doyasıya yaşadı. Etkinliğe Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de katıldı. Başkan Güler vatandaşlara eşlik etti. Sizi çok seviyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Daha güzel günler yaşayın. Bizhassa çocuklar. Bunlar sizin geleceğimiz, bizim geleceğimiz için sizler buradasınız. Size güzel bir yaşam alanı oluşturmak istedik. İşte Ihlamur Parkları, efendim Erguvan Parkları, diğer parklarla beraber size daha güzel bir gelecek hazırlamak üzere güzel adımlar atıyoruz. Ve bir an evvel sizler de büyüyün, bayrağı sizlere teslim edelim. Allah ağzımızın tadını bozmasın. Parklarda Hayat Var programları 11 Eylül tarihine kadar devam edecek. Gülyalı Belediye Başkanı Medet Sipahi yaptıkları girişimler neticesinde ilçeye yeni çöp aracı kazandırdıklarını açıkladı. Başkan Sipahi Gülyalı Belediyesi'nin kurumsallığını artırarak da ilçeye daha iyi hizmet vereceklerini söyledi. DMO'dan müracaatlarımızı yaptık. Sağ olsun kurum içerisinde arkadaşlarımızla görüşmeler neticesinde en kısa zamanda bir ay gibi bir süre içerisinde yeni sıfır çöp aracımız ilçemize intikal edecektir. Daha iyi temiz bir Gülyalı için, temiz bir çevre için inşallah ekipmanlarımızı güçlendirerekten bu arada yeni bir kademe yapıyoruz Gülyalı'ya. Eski mezbahane olan yerimizin Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüzün kompleksinin yanında gelsin görmelerini isterim. Tabanını yaptık inşallah. Kendi aracını tamir eden, kendi vizyonunu çizen bir belediyecilik olacak. Kurumsallaşacak, kurumsal bir belediye yapısı yerleştireceğiz. Ordu'da hasat döneminde göz yaralanmalarında ciddi artışlar gözlemlenmeye başladı. Göz sağlığı ve hastalıklar uzmanı operatör doktor Nükhet Zaim, yabancı cisim noktasında uyarılarda bulundu. Son dönemlerde çocuklarda göz kapağı altında yabancı cisimlerle çok karşılaşıyoruz. Ordu'da fındık hasadı döneminin başlamasıyla birlikte göz yaralanmaları vakalarında dikkat çekici bir artış gözlemlendi. Özellikle tarlalarda çalışan işçilerin ve çocukların toz, bitki parçaları ve diğer yabancı cisimlerin gözlerine kaçması nedeniyle hastanelere başvurduğu bildirildi. Bu hastamız da çocuk doktoruna başvuruyor. Gözde yanma, batma, kızarıklı bir şiş. Bize de geldiğinde çocuk zaten gözünü açamıyor. Eğer bir göz hekimi kapakların altını çevirmezse, yani sadece göz muayenesini önden yaparsa bu gözden de kaçabiliyor ve göz kaybına kadar gidebilen çeşitli enfeksiyonlara yol açabiliyor. Uzmanlar gözlerde ciddi tahrişe, enfeksiyona ve hatta kalıcı hasara yol açabilecek bu tür kazalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Bir çocuk hastamız 5-6 yaşlarında fındık bahçelerinde oynuyor. Birkaç günlük bir hikaye bu da. Bize geldiğinde kapağını bir çevirdik. Küçük bir odun parçası vardı. Tabii orada gene enfeksiyon belirtilerine yol açmış. Oral antibiyotikler verdik, topikal antibiyotikler verdik. Mantar üreyebiliyor bu tür şeylerde. O yüzden dikkatli olalım. Göz koruyucu ekipman kullanmanın ve çalışma sırasında gerekli önlemleri almanın bu tür kazaların önlenmesinde büyük önem taşıdığı ifade ediliyor. Mutlaka koruyucu gözlük kullanmalarını öneriyorum. Toplarken bu fındıkları ya da bir şey de çarpabiliyor. Sadece bunu yabancısım gibi düşünmeyin. Bize dal çarpmaları da çok geliyor. Ve bu sebepten dolayı ameliyat ettiğimiz göz kaybına yol açan hastalarımız da oluyor. Ve bu uzun bir süreç. O yüzden gözlerini korusunlar, ellerinizi gözlerine götürmesinler. Hiçbir şey olmasa bile ellerimiz pis olduğu zaman gözümüze bir şey kaçmasın. Bile gözümüz enfekte olabiliyor. Sıkıntılı bir süreç başlıyor. Ordu'daki sağlık kuruluşları hasat dönemi boyunca yaşanan göz yaralanmalarına hızlı müdahale etmek için gerekli hazırlıkları yapmış durumda. Uzmanlar vatandaşlara özellikle bahçelerde, tarlalarda ve açık alanlarda çalışırken gözlerini koruyacak önlemler almaya çağırıyor.
Faslalı minik öğrenciler Filistin'de yaşanan zulme sessiz kalmayarak duygularını resimlerine döktüler. Fas'ta Büyükata Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Elif Ecrin Aydemir ve Fas'ta Büyükata Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Beren Sarı Keklik isimli iki minik yürek, Filistin'de yaşanan zulme sessiz kalmayarak duygularını resimlerine döktüler. Merhabalar, benim ise Elif Ecrin, soyadım Aydemir. Büyükata'ya geçiyorum 5. sınıfa. Ben bunu çizdiğimde çok böyle Filistin'e ilgili böyle şeyle ilgili videolar izledim. Onlardan da ilham aldım. Ondan sonra düşündüm, boykot için, herkes boykot etmesi için böyle daha böyle anlamlı olsun diye bir resim çizdim. Böyle asmayı düşündüm böyle. Hazırladıkları resimleri Fas'ta Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mesut Ergün'e sundular. Ben Beren Sarı Keklik. Büyükata Ortaokulu'na gidiyorum. 6. sınıfa geçtim. Resimde anlatmak istediğim şey Filistin'deki soykırım ve oradaki insanların hali. Çünkü ben buna iyi artık bir savaş denmeyeceğini, soykırım, katliam deneceğini düşünüyorum. Çünkü savaşla Filistin'de yaşanan olayların ve kelime anlamı olarak bile birbirinden alakası yok. O yüzden ben de arkadaşımla birlikte bu şekilde resimler yaptım. Fas'ta Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mesut Ergün, miniklerin bu düşünceli davranışı karşısında duygulu anlar yaşadı. Evet, bugün Fas'ta Belediyesi olarak iki tane değerli kardeşimizi, Beren ve Elif Ecren'i misafir ettik. Biraz önce kendileri gerçekten çok güzel mesaj verdiler dünyaya, Türkiye'ye. Şu an Filistin'de yaşanan soykırım gerçekten içler acısı. Çocuklarımız yaş ayırt etmeksizin 7'den 70'e. Hepsi şu anda savaşla mücadele ediyor, vefat ediyor, ölüyorlar, bombalanıyorlar. Ve tüm dünya şu an bunu maalesef izliyor. Duyarlı olan sadece çok kısa bir kesim var. Bizler de Türkiye'den, Fatsa'dan, tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya bu kardeşlerimizin aracıyla mesaj vermek istiyoruz. Lütfen Filistin'deki bu soykırıma, savaşa, eziyete lütfen bir son verelim. Müslüman kardeşlerimize sahip çıkalım. Ben bu güzel kardeşlerimize gerçekten bu güzel hareketlerinden dolayı, yapmış oldukları resimlerden ve vermiş oldukları mesajlardan dolayı Fas halkı adına çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyenler, bu son haberimizle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Yarın aynı saatte Nesrin Korkmaz sizlerle birlikte olacak. Mutlu akşamlar, mutlu hafta sonları.